Değerli izleyenlerimiz, DRT ekranlarına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Haftaya Bakış programımızla yine sizlerle birlikteyiz. Evet, bugün 10 Kasım, 10 Kasım dediğimizde aklımıza gelen ilk ve tek şey ve belki de son şey Gazi Mustafa Kemal Atatürk oluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk biz de bu hafta, Haftaya Bakış'ta vefatının ardından kendisini hem anacağız hem yad edeceğiz ve bununla birlikte bizler 83 yıl sonra bir kez daha kendisini bu program vesilesiyle anmış olacağız. 57 yıllık bir ömürden bahsediyoruz. Bu 57 yıllık ömre Gazi Mustafa Kemal Atatürk neler sığdırdı, neler yaptı ve düşünceleri, fikirleri ne şekilde yeşerdi ve tabii konularımız arasında da var. 1938'de 10 Kasım'ında Atatürk vefat etmeseydi, acaba bir 15-20 yıl daha bir ömrü olsaydı Türkiye'de neler olurdu, neler değişirdi ve neler yaşardık? Bununla birlikte öncesine de gitmeye çalışacağız. Cumhuriyet öncesinden ve Cumhuriyet'e giden yolu konuşacağız. Bununla birlikte Atatürk'ün son yıllarını konuşacağız ve Atatürk'ün son anlarını da değerli kıymetli hocalarımızdan almaya çalışacağız. Bugün çok değerli iki konuğum olacak ve tabii ki süremiz her ne kadar kısa olsa da bu kısa süreye birçok şeyi sığdırmaya çalışacağız değerli izleyenler. Evet, iki değerli konuğum var demiştim. Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ercan Haytoğlu hocamız bizlerle birlikte olacak. Ve yine Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Umut Karabulut hocamız bizlere eşlik edecek bu programda. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Evet, Atatürk aramızdan ayrılışının 83. yılında özlem ve saygıyla bir kez daha anıyoruz ve yad ediyoruz. Tabii ki bununla birlikte 57 yıllık bir ömürden bahsediyoruz. Hakikaten çok kısa, şu anda özellikle günümüz şartlarında baktığımız zaman hakikaten çok kısa bir ömre birçok şeyi sığdırmış bir isimden, bir liderden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusundan bahsediyoruz. Ercan Hocam, sizle başlayalım. Tabii ki Cumhuriyet çok geniş bir kavram. Her yerinden tutabiliriz, her yerinden başlayabiliriz, her yerinden atıf yapabiliriz ama Cumhuriyet'in ilanına giden yol ve süreçte Atatürk'ün zihin yapısı, o fikri yapısı, bununla birlikte onda o Cumhuriyet idealinin yeşillenmesi, filizlenmesi süreçlerinin başladığı andan o Cumhuriyet'e giden süreci özet bir şekilde sizden alalım istiyoruz. Bu çok önemli. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün her şeyden önce doğduğu yer bence stratejik bir öneme sahip. Selanik, Osmanlı Devleti'nin batıya açılan önemli pencerelerinden birisi. İstanbul, İzmir, Selanik olarak düşündüğümüzde, yani bu üçün içerisinde Selanik var. Yine Selanik'in Rumeli'de bulunuyor olması, dönemin Abdülhamit dönemi olduğu bir süreçte yine o bölgenin Rumlar, Ermeniler ve Museviler bağlantısıyla Avrupa ile olan diyaloglarının da devam ediyor olması, zengin bir kültür ortamında dünyaya geldiğini bize gösterir zaten. Diğer taraftan da aldığı eğitim noktasına baktığımızda da Şems Efendi okulundan itibaren ki yine askeri okulda o günkü şartlarda hem iyi öğretmenler hem de aynı zamanda Mustafa Kemal'e vizyon katacak bir dönemi şahitlik yapması da onun Cumhuriyet fikrini geliştirmesinde etkili olmuştur. Her şeyden önce Mustafa Kemal'in Selanik şehri dışında aldığı eğitimlerle birlikte düşündüğümüzde Fransızca'ya ilgi duyması, Fransız ihtilalinin yazarlarını okuması, Robespierre, Danton, Montesquieu, Voltaire gibi isimlerin eserlerini, bilgilerini merak etmesi bu açıdan önemlidir. Bunu en net şöyle ifade edebilirim. Ömer Naci bir gün onun Manastır Askeri İdadesi'nde kitaplarına baktığında diyor ki bu kitaplar bana hitap etmiyor diyor. Aslında Mustafa Kemal'in okuduğu kitaplar kendi dönemi içerisinde
okuyucular açısından yaşının da üstünde. Ömer Naci de edebiyata düşkün olduğu için Mustafa Kemal de o dakikadan sonra daha böyle bir mülayim tavırla şiir ve edebiyata doğru kayıyor ama bir öğretmeninin uyarısıyla tekrar kendi mecrasına geri dönüyor. Mustafa Kemal'de Cumhuriyet fikri ne zaman ortaya çıktı? Bu konuda Yakup Kadir Karaosmanoğlu da ben araştırdım ama diyor net bir bilgiye sahip olamadım. Büyük ihtimalle diyor Fransız ihtilalinin yapısından etkilendi, aydınlanma felsefesinden etkilendi diyor ki bu kesinlikle isabetli. Peki Mustafa Kemal ne zaman cumhuriyetçi olarak tanındı? Bu noktada da belki de bunun ilk söylendiği yer 1908 Selanik İttihat ve Terakki Kongresi olarak görünüyor ama onun öncesinde bence kendi arkadaşları bunu rahatça biliyordu. Nitekim Selanik'te arkadaşlarıyla bir işte şeyde diyelim artık parkta oturdukları bir şeyde esnada mesela yanında Tevfik Rüştü Bey var. Yine Yaveri Cevat Bey ve bir kısım arkadaşları diyeyim. O Nuri Bey, Nuri Jonker. Ve orada sohbet ederlerken sohbet bir yere geliyor ve sağlıkla ilgili politikalar konusunda Tevfik Rüştü arasa diyor ki ben diyor seni işte sağlık bakanı bugünkü karşılığıyla sağlık bakanı olarak bu düşüncelerini hayata geçirmeni sağlık bakanı diyorum dışişleri bakanı olarak bu düşüncelerini hayata geçirmene imkan sağlayacağım diyor. Tabii arkadaşları şaşırıyor. Diyorlar ki Nuri Bey giriyor lafa diyor ki peki ben ne olacağım diyor. Sana da büyük ihtimalle diyor bir komutanlık ve valilik olur diyor. Ya diğerine Cevat Abbas Bey'e de diyor ki ben peki paşam ne olacak paşam diyor Mustafa Bey ben ne olacağım diyor. O da diyor ki sana da yaverlik. Peki diyor Nuri Bey sen nasıl bir görevde olacaksın ki bunu bize vereceksin. İşte o görevleri size verecek makamda ben olacağım diyor. Şimdi bunu Selanik'te söyleyen bir kişinin ancak bunu cumhuriyetle gerçekleştirme imkanı var. Evet. İkinci bir husus da Selanik Kongresi'nde Mustafa Kemal bu bir ihtilal hareketidir. İnkılaba dönüştürülmelidir diyor. İkinci meşrutiyetin ilanını. Ordu siyaset ayrımı gerçekleşmelidir diyor. Cemiyet fırka adını almalıdır. Din ve devlet işlerinin ayrılmasıyla ilgili adımlar atılmalıdır diyor. Ve bu söylemlerine bakıldığında da iddiaçlar diyor ki sen meşrutiyetçi değil cumhuriyetçisin diyorlar 1908 yılında. 1915'te Çanakkale Savaşları'na katılmış Mustafa Kemal. 1916'da Avrupa gezisine gitmiş Vahdettin'le. Daha sonrasında Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçişi söz konusu olduğunda da hazırlanan liste için Haluk Yusuf Şeyh Suvaroğlu, damat Ferit'in oğlu Prens Sami ile yapmış olduğu sohbette de 1951 yılında diyor ki babama sordum Mustafa Kemal nasıl Anadolu'ya gitti dediğimizde o zaman için Anadolu'ya gidebilecek komutanların bir listesi yapıldı ve bu liste padişaha sunuldu. Padişah da o listede Mustafa Kemal ismini gördüğünde parmağını onun üzerine bastı. O gitmelidir dedi. Evet. Tabii o an içinde karşısında cumhuriyetçidir yazıyormuş Mustafa Kemal'in. Bu da devletin onu cumhuriyetçi kimliğiyle tanıdığını bize gösterir. Mabeyin katibi kendisini hatırlattığında diyor ki olsun o gitmelidir. Şu anda komutanlarımız içerisinde en liyakatlisi odur. Çanakkale Savaşı'nın başarılı komutanıdır. Aynı zamanda Almanya gezisinde beraber bulunduk. Tanırım. O gitmelidir ifadesini kullanması da cumhuriyetçi kimliğinin o günkü şartlarda padişah tarafından dahi bilindiğini bize gösterir. Evet yani bir taraftan Osmanlı'da İttihat ve Terakki iktidarının da ona bir taraftan güvendiğinin ve güven duyduğunun geleceğe dönük neler başarabileceğinin de bir göstergesi aslında bu. Şöyle iddiatçılarla zaten kısa süre sonra yalnızca yolları ayrılıyor. Tabii ki ayrılan ayrılıyor ama dönemi itibariyle. Dönemi itibariyle ikinci meşrutiyete kadar birlikte hareket ediliyor. Evet. Ama daha sonrasında belli ilkeler konusunda beraber hareket edilemeyeceği anlaşıldığı zaman Mustafa Kemal kendisini askerlik mesleğine vakfediyor ve politik, siyasi konulardan o dönem içerisinde uzak kalıyor. Ama yine de bir rekabet ortamında baktığımızda Enver Paşa ile Mustafa Kemal Paşa arasında bir rekabet de vardır. Yani bunu nerede görmek lazım? Çanakkale Savaşı'nda Enver Paşa cepheye gelip de
bütün komutanlıkları ziyaret edip de 19. Fırka'ya gitmeyişini Mustafa Kemal evet. Paşa istifayla cevap verir. O arada da Limon von Sanders araya girer ve barıştırır. Onu tebdili havaya çevirerek sen bir ortam değiştir diyerek o kriz aşılır. Bu da Mustafa Kemal'in hem karizmatik bir lider olduğunu evet. o günkü şartlarda gösterir. Hem de onurlu bir tavır sergileme konusunda tereddütsüz olduğunu da yine gösteren artı devletine olan bağlılığını da bir taraftan yani oraya yapılmayan tabii. ziyarette aslında kişi bazlı noktasında değil bunu böyle algılamaman lazım bir mesaj belki evet. böyle algılanabilir. Burada bir durum bir yapı varsa o yapıya bir taraftan da nasıl söyleyelim şey göstererek en azından o gururunu ayaklarının altına evet. alarak makama gösterilen bir saygı açısından da önemli evet, bir nokta. Tabii ki. Tabii. Çok önemli nokta. Zaten bütün yaptığı her şey rasyoneldir ve realisttir. Hiçbir zaman hayalci ve duygularla hareket eden evet. bir insanla karşı karşıya kalınmamıştır. Söz konusu Mustafa Kemal Atatürk'se. Evet. Nitekim bu süreçten sonra Anadolu'ya geçtiğinde de cumhuriyetçi kimliğini ilk bence ele veren önemli husus Amasya genelgesindeki evet. milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Evet. Yine Anadolu topraklarındadır vurgusu da önemlidir. Evet. Orada yani. Evet. Yani bu vurguyu orada yapmıştır evet. ve akabinde de Erzurum Kongresi'nde de istifa etmiştir askerlik görevinden ama o gün gece bile Mazhar Müfit Kansu Atatürk'le beraber kitabından ifade ederek söylüyorum. Süreyya Bey'le birliktedirler. O zaman Mazhar Müfit Bey'e de gece sohbet ederler. Tabii uyku gelmez. Askerlik görevi gibi onun bir ömür boyu adeta üzerinde taşıdığı askerlik üniformasından ayrılması süreci olarak düşünmek lazım. O an için söylüyorum. Ayrılmadı da daha sonrasındaki süreçte millet ona rütbelerini verdi ama Maraşallik gibi. Fakat o esnada resmi anlamda görevi bitti. O gece de tabii kahve içiliyor. Bir uykusuzluk da var. Süreyya Bey'le de sohbet ediyorlar. Mazhar Müfit Bey'i uyandırınız diyor. Ve Mazhar Müfit gelince defter yanında mı diyor. O not alıyormuş onun yanında. Hayır diyor. O zaman defterinizi alıp geliniz diyor. Defter geldikten sonra pekala yaz diyor. Şekli hükümet bu mücadeleden sonra cumhuriyet olacaktır. Bu da cumhuriyetin ilanının bir tesadüf eseri olmadığını gösteren diğer bir örnek. Evet. Sivas Kongresi toplandığında da yine Sivas Kongresi aşamasında hem Erzurum Kongresi'nin kararları onaylandı hem de aynı zamanda tabii ki o kongre bütün Rus'u içerisinde olan genel bir kongre noktasında etkili olduğu için tabii Amerikalı gazeteci Brown vesaire gibi başka misafirler de katıldılar. Ve o zaman Mustafa Kemal bu mücadelenin başarılı olacağını ve başarılı olarak sonuçlandığında Türkiye'nin de kendi şeklini oluşturacağını ifade etti ama cumhuriyet dememesine rağmen yine de Times'ta Anadolu Cumhuriyeti kuruluyor şeklinde evet. 1919'da haber yapıldı. Bundan sonra zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin son Osmanlı Meclisi mebusanının toplanıp da İstanbul'un işgaliyle dağıtılmasıyla birlikte hakimiyet bila kaydı şart milletindir. Hı. Aslında hakimiyet bila kaydı şart milletindir dedikten sonra onun adı cumhuriyettir. Evet. Dolayısıyla da 29 Ekim 1923'te ne yapılmıştır dersek doğan çocuğa isim konulmuştur. Evet, konulmuştur. Ve aynı zamanda da rejim değişmiştir. Rejimin değişmesiyle ilgili olarak da geçmişte de ifadeleri vardır. Mustafa Kemal Paşa'nın arkadaşlarına da hitabında zaman zaman sohbetlerinde de söylemiştir. Yani saltanat kaldırılacaktır. Cumhuriyet ilan edilecektir. Bu da gizli saklı kalmamış aslında. Devlet de bu konudaki fikrini bilmiyor olsa orada cumhuriyetçidir ibaresinin yazıyor olmasını zaten 1918 şartlarında imkanda evet. yoktur. Dolayısıyla son derece ilkeli, son derece gerçekçi bir yolda milli mücadele aşamasını geçtikten sonra cumhuriyet aşamasına gelinmiştir. Bunda da genelde insanlar şöyle düşünüyor. Mustafa Kemal bir asker ve mücadeleyi kazandı. Öyleyse hani görevi bitmiştir gibi. Nitekim kendi arkadaşları Rauf Bey gibi, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Refet Bele gibi arkadaşları bile öyle düşündüler. Oysa Mustafa Kemal Paşa dedi ki milli mücadele bizim hedeflere ulaşabilmemiz için sadece aşamanın bir bölümüydü. Evet. Benim işim bundan sonra başlıyor derken işte o devlet kurucu Atatürk kimliğinin doğuşu Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte tam anlamıyla şekilleniyor. Evet, taçlanıyor diyebiliriz o evet, noktada. Evet, taçlanıyor.
Şimdi Umut Hocam, tabii ki Ercan Hocam hakikaten çok güzel bir şekilde ifade etti. Ben de hiçbir şekilde kesmedim. Güzel bir şekilde o sanki oradaymışçasına o aktarımı ben de hayalimde canlandırmaya çalıştım. Şimdi tabii şunu da size sormak istiyorum. Az zamanda çok büyük işler yapıldı. Evet. Bununla birlikte Atatürk'ün nasıl bir Türkiye düşlediğini, bu düşleyişin özellikle ömrünün sonuna doğru reformlarla birlikte nasıl şekillendiğini siz kendi cephenizden baktığınızda nasıl yorumlarsınız? Evet, aslında Ercan Hocam'ın da söylediğini ilaveten bir şey söyleyip oradan bağlamaya çalışayım. Lütfen. Atatürk'ün cumhuriyetçi fikirlerinin oluşumunda sanırım kendi yaşanmışlıklarının da etkisi var. Çünkü Osmanlı Devleti'nin malum son dönemi özellikle Mustafa Kemal'lerin yetiştiği dönem, Jöntürk kuşağı diyoruz bunlara, 2. Abdülhamit dönemi. Orada bir monarşi yaşandı. Şimdi bütün devlet adamlarında, askeri okul, mülkiye, tıbbiye, bu tür öğrencilerde esas mesele devletin bekası, devletin geleceği meselesiydi ki 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin temel problemi. Devleti nasıl kurtarırız? Atatürk'te ve arkadaşlarında muhtemelen bu düşünce bir ileri aşamaya geçti. Nasıl daha iyi bir devlet yapısına kavuşabiliriz? Burada sizin sorunuzla da bağlantılı olarak cevap vereceğim. Monarşi denendi, olmadı. Abdülhamit döneminde ve daha sonrasında işte Vahdettin'in belki son döneminde söylenebilir. Meşrutiyet'in lağvından sonra. Meşrutiyet denendi. Burada işte hem monarşi vardı hem de İttihat ve Terakki Cemiyeti aracılığıyla meclis faaliyetteydi, anayasa yürürlükteydi. Bu da devleti kurtarmaya yetmedi. Atatürk açısından cumhuriyetçi kişiliğinin oluşumu belki de 1908-9'da ikinci meşrutiyet ilanından hemen sonra işlerin kötüye gitmesi. Hiçbir şeye meşrutiyetin, yani devletin devamlılığı anlamında hiçbir şeye derman olamamasıyla da ilgili olabilir diye düşünüyorum. Çünkü o tarihten itibaren artık Atatürk bunu bağrında bir sır olarak saklıyor ve ilk fırsatta Anadolu'ya geçtiği tarihten itibaren bunu tasavvur ediyor. Bunu destekleyen, yani cumhuriyet rejimini seçmesini destekleyen en önemli argümanlardan bir tanesi de herhalde toplumcu olmasıdır. Yani halkını güçlü kılan devletlerin daha uzun ömürlü ve güçlü olduğunun farkına varıyor Atatürk. Tabii sadece halkını güçlü kılmakla veya halkını iktidar ortağı yapmak, onu söz sahibi yapmakla olacak bir şey değil. Şimdi ana devrim, Atatürk devrimi veya Türk devrimi içerisinde malum cumhuriyetin ilanıdır. Evet. Cumhuriyetin ilanını destekleyen birçok aşama, yani kadına seçme seçilme hakkının verilmesi, harf devrimi, eğitim alanında yapılan reformlar, hukuk alanında yapılan reformlar, yani bir sürü Atatürk döneminde gerçekleşen devrim ve reform hareketleri ana devrimi, yani cumhuriyetin ilanını destekleyen bir takım hareketler olarak yaşanmıştır. Ve bunların hepsi planlıdır. İşte hocamın da belirttiği gibi daha Erzurum Kongresi sırasında Mazhar Müfit'e yazdırdığı şeyler veya yakın çevresine çeşitli zamanlarda söyledikleri, iktidar olduktan sonra Atatürk'ün yaptıkları ve yapmak istediklerinin çok net bir özetidir. Burada üç tane sac ayağı üzerine oturuyor bizim cumhuriyetimiz. Bir tanesi malum cumhuriyet rejiminin kendisi, ikincisi demokrasi, üçüncüsü de laikliktir. Atatürk'ün gerçekleştirmek istediği ve güçlendirmek istediği üç ana etken bunlardır. Yani cumhuriyet yönetilen tarafından belli bir süre seçimle iş başına gelmesi. Demokrasi, kişinin kendisiyle ilgili konularda karar alma mekanizmasına katılabilmesi. Laiklik de devleti oluşturan düzenin la dini olması, yani dini kanunlardan oluşmamış olması ama halkın ibadet yönünde istediği şekliyle de hür olabilmesi. Belki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulmasının sebeplerinden birisi de olabilir mi o noktada? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da... Bu geldiği için bunu sormak istiyorum. Tabii ben dönemsel bir politik olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Atatürk örneğin... Yani devletin dini İslam'dır noktasındaki gibi bir durum diyebilir miyiz oradaki durumda? Tam da onu söyleyecektim. Evet. Biliyorsunuz 1920 Anayasası ilan edildiğinde devletin dini İslam'dır maddesi yoktu. Fakat 20 Anayasası'na 29 Ekim 1923 değişikliğiyle devletin dini İslam'dır maddesi girdi. Yani cumhuriyet ilan edildiği zaman girdi. Ve Atatürk daha sonra 1927 yılında nutku okurken bu maddenin kalkacağından bahsediyor. Evet. Nitekim biz biliyoruz Şubat 1928 tarihinde... 10 Nisan 1928 tarihinde doğru. Devletin dini İslam'dır maddesi anayasadan çıktı. 5 Şubat 37'de de laiklik ilkesi girdi. Evet. Bunu destekleyecek şekilde. Dolayısıyla
durumlara uygun hareket ediyor Atatürk. Çünkü devrim gerçekleştiriyor. Ama devrim gerçekleştirirken bizim devrimimiz kanlı gerçekleşmedi. Hı hı. Çok güzel tarafı da budur. Yani Fransız devriminde olduğu gibi, Rus devriminde olduğu gibi sabık iktidarın kanı dökülmedi. Evet. Bu hakikaten Türkiye'deki iç barış açısından da önemli bir şeydir. Tarihimizin rahatlıkla yazılıp okunabilmesi açısından da önemli bir şeydir. Daha bir yumuşak bir geçiş yaptık. Bir evrimsel aslında. Bir devrim olduğunu ya da belki de gibi, yani siyaset yani. Biliminde böyle evet, bir terminoloji evet. Var mı bilmiyorum ama ben de bilmiyorum ama tespitiniz aklıma evet doğru. Çok keskin hani evet. Böyle mesela Atatürk'e yumuşak bir geçiş. Jacoben diyorlar. Evet. Hayır Atatürk Jacoben değildir. Jacobenler insanları kesmişlerdir, giyotine evet, göndermişlerdir. Evet, evet. Yüzlerce, binlerce insanı suçlu suçsuz devrim adına terörize faaliyetlerle belki de idama göndermişlerdir. Şimdi Atatürk döneminde bu tür şeyleri görmüyoruz. Evet istiklal mahkemeleri vardı ama istiklal mahkemelerinde idam edilenlerin sayısı Fransız devriminde öldürülenlerle asla ve asla bir tutulamaz. Bir de istiklal mahkemeleri beğenelim beğenmeyelim bir mahkeme düzeni içerisinde işledi. Hı hı. Hukuk düzeni içerisinde işledi. Bu ayrı bir konu. Şimdi bu üç sac ayağını yani demokrasi, laiklik ve cumhuriyeti gerçekleştirebilmek için de bilimsellik, akılcılık ve çalışkanlık çok önemli. Atatürk bu üç vasıta aracılığıyla üç tane ana hedefe ulaşmak istiyor. Cumhuriyeti getirmek, yerleştirmek istiyor. Bunların ne kadarına vakıf olabildik, ne kadarını başarabildik? Şimdi çok kısa isterseniz ona da cevap vereyim, isterseniz belki buyurun bir dahaki sefere. Şimdi cumhuriyet bir rejimdir malum, bir kanundur. Bir gecede cumhuriyet ilan edebilirsiniz. Fakat demokrasi ve laiklik böyle bir şey değildir. Demokrasi ve laiklik süreç işidir. Bir ülkede demokrasi olabilir, laiklik ilkesi de uygulanabilir. Ama bu siyahla beyaz gibi değildir. Bu arada pek çok geçişken tonların olduğu, yani az demokrasi, çok demokrasi kavramı doğrudur gerçekten. Türkiye'de demokrasi vardır, evet vardır ama belki başka bir Afrika ülkesinde de vardır. Ama bizim demokrasimiz ondan iyidir. Fakat bizim demokrasimiz başka bir ülkeden geri olabilir. Bu ayrı bir şey. Şimdi Atatürk'ün gerçekleştirmek istediği laikliği toplum yararına en geniş şekliyle ve demokrasiyi toplum yararına en geniş şekliyle uygulayabileceği bir sistem oturtmak. Bunu da yapabileceği tek rejim var. Cumhuriyet rejimi. Dolayısıyla bunu ne kadar yaptı, ne kadar yapmadı ben büyük oranda başardığımızı düşünüyorum. Çünkü gelirken hocamla da konuştuk. Atatürk'ün vefatının 83. Cumhuriyetimizin de 98. yılını andık, idrak ettik. Bakın tarih ilerledikçe olayların seyri hızlanıyor. Yani bundan 300 yıl, 500 yıl önce, 1000 yıl önce gerçekleşen bir olayın gerçekleşme süresiyle şu an modern dönemlerde gerçekleşen olayların gerçekleşme süresi arasında muazzam fark var. Evet. Şimdi çok daha kısaldı. Evet. Çok daha kısa sürede, çok daha ani, palyatif bir şekilde evet. Gerçekleşiyor olaylar. Aksiyonlar daha azaldı. Çok hızlandı. Evet. İnanılmaz derecede hızlandı. Dolayısıyla günümüzde bir rejimi 100 yıl sonrasında taşıyabilmek ve bence güçlü bir şekilde taşıyabilmek bu rejimin ve onun içerdiği değerlerin aslında yaşadığının en büyük göstergesi. Elbette ki maksimuma ulaşamadık ama Atatürk döneminde optimuma ulaşabileceğimiz en iyi değere ben ulaştığımızı düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi tabii ki Ercan hocam, Cumhuriyet'i çok güzel bir şekilde o giden süreci bize evet. ifade ettiğiniz hani fikri altyapısı açısından da nasıl oluşmuş olabileceği noktasında vermiş olduğunuz o hatırat, o noktalar da önemliydi bizim için. Şimdi şunu diyebilir miyiz? Hani Atatürk hayalden gerçeğe uzanan yoldan hiç ayrılmadı ve bu noktada idealler noktasında da zaferine ulaştı. Şunu da merak ediyoruz. Size sorayım ben bunu. Atatürk 57 yaşında vefat etmeseydi, evet. Devam 15-20 yıl daha diyelim ya da 30 yıl görevde kalsaydı, ya da en azından görevde olmasa bile yaşasaydı nasıl bir Türkiye olurdu? Tahminler üzerinden gidiyoruz sadece burada. Evet. Bu soru gerçekten bir tarihçiye sorulabilecek en zor soru. Evet. Çünkü biz sizin deneyimlerinizden de yola çıkarak şundan aslında dolayı demek çıkarım. İstiyorum. Evet. Hani mukadderat biliniyor evet. ve yaşanmışlık evet. artık sona erdikten sonra bundan sonrasında nasıl olabilirdi bunu biz çocukken bile merak ediyorduk yani 38 evet. yılında öğretmenlerimize soruyorduk. Yani
Hocam hani öğretmenim biraz daha yaşasaydı evet. nasıl olurdu? Evet. Bunlar hep merak ediyorduk. Biz onun için sizi bulmuşken de sormak istiyorum. Biz de çok karşılaşıyoruz. Ben de izninizle evet. söyleyebileceğim kadarıyla tabii şöyle bir değerlendirme yapmak istiyorum. Buyurunuz. Birazcık kendi hayatıyla ilgili ifade ettikten sonra nereye gider o noktayı tabii ki, ifade tabii etmek ki, buyurunuz. İsterim. Şimdi 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesinden sonra Umut Bey Hocam'ın çok güzel ifade ettiği gibi gerçekleşen devrimler, Cumhuriyet, laiklik, temelli, demokrasi temelli tabii ki belli bir mesafe aldı. Bir de şunu görelim. 1923'te Lozan Anlaşması imzalandığında 5 yıllık bir geçiş süreci vardı 1928'e kadar. Bu dönemi o günkü dünyada nasıl yönettiğine baktığımızda bile büyük bir başarı görürüz biz o geçiş döneminde. 1929'da Mustafa Kemal Atatürk'ün 15 yıllık Cumhurbaşkanlığı döneminde dünya kriz geçirmiştir. Evet, yani bir ülke yani. Krizinden söz etmiyoruz. 1929 dünya ekonomik buhranı, krizi dediğimiz kriz yaşanıyor. Ve o krizin arkasından bile Mustafa Kemal Atatürk bir çıkış çaresi ararken Batı modelini de hemen anında ortaya koyabiliyor. Serbest Cumhuriyet Fırkası evet, evet. denemesiyle liberal hem ekonomik hem siyasi bir hareketle o günkü krizin ülkedeki etkilerini zayıflatabilecek bir arayışın içerisine de giriyor. Kişi başı milli gelirin ilk kat arttığını biliyoruz o dönem itibariyle evet. bakıldığında yani. Şüphesiz. Evet. Tarım ürünlerinin üretimi vesaire de ki çünkü savaş döneminden çıkıldıktan sonra avantajlar da oluşuyor. İş Bankası'nın 1924'te kurulması Celal Bayar tarafından, Siirt Mebusu Mahmut Bey tarafından da aynı şekilde parlak bir sürece doğru taşınması, belki çıkarcılar denilebilecek affairs etkisi yaratmış olsa bile yine de politik de olsa Türkiye'nin kalkınması için ekonomik anlamda ciddi adımların atıldığı bir süreçti. Yani üç beyaz diyebileceğimiz hani undan, pamuktan, şekerden düşündüğümüzde bile o günkü şartlar içerisinde bunların da ülkenin ihtiyaçlarını karşılaması konusunda nasıl adımlar atılacağının da önemli çabaları gösterilmiş. 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası Hareketi başarılı olmadı malum. 3 ay sonra partinin kapatılmasıyla sonuçlandı. Kurucusu tarafından kapatıldı. Belki de Atatürk'ün gerçekleşmeyen tek inkılabı, reformu diyelim şeydi. Yani çok partili siyasi hayata geçişti. Ama onun akabinde o günkü dünyayı değiştiren hususlar noktasından çıkardığı ders de devletçilik ekonomik modelle 1930'dan sonra da Türkiye'ye bambaşka bir nokta oluşturmaya çalıştı. Ama öbür taraftan da 1934'te Celal Bayar'ı da ekonomi bakanı, iktisat vekili yapıyor. 1937'de başbakan olarak görüyoruz biz Celal Bayar'ı. Yani Atatürk'ün hayatı ve yönetim anlayışında bir devinimi görmek lazım ve zaten sorunlarla ilgili o şöyle yaklaşıyor. Bu sorunları nasıl aşarsınız diye sorulduğunda ben sorunları nasıl aşarım diye benim öyle bir problemim yoktur diyor. Ben sadece sorunun karşısındaki engel nedir ona bakarım. O engelleri ortadan kaldırdığımda zaten sorun aşılmıştır. Ne kadar rasyonalist, ne kadar realist bir bakış açısı gerçekleştirdiğini buradan da görmek lazım. Tabii 1938'de Atatürk vefat ettikten sonra 1939'da da bir dünya savaşı patlak evet, verdi. Evet. O savaş başlamadan önce de vizyoner kişiliğiyle Mustafa Kemal Atatürk savaş sonrasına dair de bir takım kestirimlerde bulundu. Bu tahminlerini sadece bir yerde işte efendim Genel MacArthur'a ifade ettiği gibi söyleniyor. Ama onun doğru olup olmadığı vesaire tartışılıyor. Hiç problem değil. Başkalarına da söylemiş zaten. Diyor ki büyük bir savaş bekliyor dünyayı ve bu çıkacak muhtemel savaşta eski dostumuz Sovyet Rusya, eski dostumuz vurgusu bile çok önemli. Çünkü evet. 1936'da Türkiye dış politikada İtalya'nın 1935'te Habeşistan'ı işgal etmesi ve 1922'den itibarenki Mussolini baskısı sebebiyle orada denizlerde güçlü bir devlete ihtiyaç duyuyor. O da İngiltere. Evet. Yani Mustafa Kemal o kadar gerçekçi ki birinci milli mücadelede savaştığı, Birinci Dünya Savaşı'nda savaşılan İngiltere'ye karşı, Fransa'ya karşı Lozan'dan sonraki süreçte yönünü doğuya çeviren bir yapıda değil. Yine batıya doğru. Yine dünyanın temel hassasiyetlerine dikkat alarak ilerlemeye çalışan bir mantıkta. Ama o günkü şartlarda Sovyetler Birliği bizim dostumuz. 1936'da İngiltere ile biz yakınlaşınca
Sovyetler Birliği bizim yanımızda durmak istemedi. O yüzden o ayrılınca eski dostumuz ifadesi oradan geçiyor. Diplomatik önemli bir vurgu nezaketle aslında söylüyor onu. O diyor bu savaştan büyük bir başarıyla çıkacak. Hani bu savaşta şüphesiz Almanya, İtalya bu savaşın kaybedeni olacaktır diye de değerlendirmede bulunuyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de hani gelecek dünyanın şekillenmesinde etkili olacağı. Bu tespitler bile kendi dönemine göre daha savaş başlamamış, evet, başlayan savaşın sonucuna dair bu kestirimlerde bulunmak bile Mustafa Kemal'in nasıl bir vizyona sahip olduğunu bize gösteriyor. Aslında bir satranç tahtasındaki hamleleri öncesinden sezip ona göre evet, yorumlayabilme yani, yetisi aslında. Bu kadar önünü evet, gören bir liderin de 1939-45'i gördüğünde 45-50'yi şekillendirmesi, 50-60'ı şekillendirmesi de aslında sorunlu bir şekilde gerçekleşmezdi. Yani sorunsuz bir şekilde onu gerçekleştirecek tüm tedbirleri alabilecek bir dinamizm içerisinde bir taraftan olurdu. Belki şunu da söyleyebiliriz. İsmet İnönü'nün o dönem itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Dünya Savaşı'na dahil olmamasının en büyük sebeplerinden bir tanesinin de Atatürk'ün çizmiş olduğu o yol evet, haritası izinde gidildiğinin de bir göstergesi diyebiliriz. Çünkü evet, normal şartlar altında evet, öyle tahmin ediyoruz ki Mustafa Kemal Atatürk böyle bir savaşın içerisine ülkeyi sokmak istemezdi. Birkaç tarihçi de bunu tabii özellikle evet, ifade evet, ediyordu. Yani biz bu sadece bir yorum ama hayatına baktığımız zaman, aksiyonlarına baktığımız zaman bizim buradan çıkarabileceğimiz 2-3 sonuçtan bir tanesi de budur diyordu. Bu da önemli bir şey aslında bakıldığında. Evet. İleriye dönük noktalarda. Şimdi yavaş yavaş süremizin de sonuna yaklaşırken konuşacak birçok konu var, seçmeye çalışıyorum. Umut Hocam'a da söz vereyim. Hocam şimdi tabii ki Atatürk ölümünün ölümüne kadar, hayatının son anına kadar ülkesini karış karış dolaşmaktan vazgeçmedi. Bir Fransız gazetesinde haber çıkmasına inat Mersin ve Adana ziyaretlerini gerçekleştirdi. Memleket meselelerinden hiçbir zaman uzak kalmadı. Evet. Şöyle son yıllarına doğru Atatürk'ün uzandığımız zaman siz neler görüyorsunuz? Şöyle bir tepeden tabiri caizse drone'la çıktığınız zaman evet, nasıl görüyorsunuz? Ve çok konuşuluyor tabii, onu da sorayım. Siz de katılabilirsiniz hocam buna. Atatürk'ün yalnız kaldığı veya yalnızlaştırıldığı noktasında bir durumdan da bahsediliyor. Yani Atatürk son yıllarında yalnız kaldım, bunu da ekleyelim sorumuza. Tamam. İsterseniz önce nasıl bir devlet adamıydı sorusuna cevap ki, vererek buyurun, başlayalım. Bence vatanına ve milletine karşı sorumlu bir devlet adamıydı diye düşünüyorum. Çünkü biz Lozan Barış Antlaşması'nda optimuma ulaştık, az önce de söylediğim gibi. Olabilecek en iyi şeye ulaştık. Ama o zaman için mesela Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile sonradan elde ettiğimiz boğazlar bizim yönetimimize verilmemişti. Hatay, işte İskenderun o dönem bizim yönetimimizin dışında kalmıştı. Fakat sonra ısrarlı politikalarla biz bunları topraklarımıza katmayı başardık. Ve düşünebiliyor musunuz? Yani Lozan 24 Temmuz 1923'te imzalanıyor. Ve işte Hatay'ın bağımsızlığı 1938, anavatana katılması Atatürk'ün vefatından sonra ama artık Hatay bağımsız olup kendi meclisini kurduktan sonra bir süre sonra Türkiye'ye katılacağı belli oluyor. Atatürk de Hatay konusunda gerçekten huzurla vefat etmiştir. Montreux 1936'da gerçekleşiyor. Belki toprak bağlamında Lozan'da ve Lozan'dan sonra çok isteyip de alamadığımız bir coğrafya varsa o da Musul'dur. Musul. Ama evet, hakikaten 1924 ve 25 yıllarında İngiltere ile bu Musul sorununu müzakere ettiğimizde bakın orada yanlış bir yanılgı olabiliyor bazen. Yanlış bir söylem ortaya çıkabiliyor. Yani Lozan'da Musul'u verdik diye. Aslında biz Musul'u Lozan'da vermedik. Sonuna kadar direndik. Musul meselesi Lozan'ın imzalanmasını tehlikeye düşüreceği için yapabileceğimiz en iyi şey olan Lozan'ın dışına taşımak seçeneğini gündeme getirdik. Ve dedik ki taraflar Lozan Antlaşması'nın onaylanmasından sonraki 9 aylık süre içerisinde Musul meselesini kendi aralarında çözümleyeceklerdir. Olmazsa kararı Milletler Cemiyeti verecektir gibi bir madde konuldu. Sonrasında biliyorsunuz İngiltere ile siyasi olarak, askeri olarak, ekonomik olarak baş edemedik ve Musul kendi topraklarımızın dışında kaldı. Çünkü 1920'lerin İngiltere'si çok büyük. Yani dünya nüfusunun yaklaşık 5,5'te biri İngiliz toprağı altında, yani güneş batmayan imparatorluk unvanını almış.
O İngiltere ile hakikaten mücadele etmek güç. Usulü kaybettik ama Hatay meselesi mesela hasta hasta Atatürk'ün yaptığı fedakarlıklar ve son ana kadar Hatay'ı kendi topraklarına katma. Yani orada da az önce yine Ercan Hocam bahsettiği gibi dünya siyasetini analiz edebilme. Çünkü 1936'da Hitler tehlikesi baş gösterdiğinde Fransa Suriye'deki manda yönetimine son verme kararı alıyor. Ve Fransa'nın ve tabii ki onun o dönemdeki müttefiki olan İngiltere'nin karşısında iki seçenek var. Hatay probleminde ya yeni bağımsızlığına kavuşmuş Suriye'yi destekleyecekler ya da Türkiye gibi bölgesinde güçlü ve Suriye'ye göre çok daha güçlü olan bir devleti destekleyecekler. Atatürk oradaki İngiltere ve Fransa'nın kendisini destekleyebileceği öngörüsünü çok iyi tahlil etmiş ve ülkesini lehine kullanmış. Sonuna kadar da devam etmiştir. Şunu söylüyor Türkiye. Biz diyor Fransa ile milli mücadele yıllarında imzaladığımız 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Antlaşması'yla Suriye Hatay bölgesini Suriye'ye bıraktık diyor. Fransa'ya bıraktık diyor, düzeltiyorum ama Suriye'ye bırakmadık diyor. Dolayısıyla şimdi Suriye'de Fransa mandası ortadan kalktığında burada yeni bir hak gündeme gelir diye bunu uluslararası alanda da gündeme getirmiş ve hakikaten başarılı da olmuştur. Sorumlu bir devlet adamı. Yalnızlığı meselesine gelince devlet işleri konusunda biraz bilinçli bir yalnızlık. Çünkü 37'ye kadar İsmet İnönü'nün son işte başbakanlık dönemine kadar İsmet İnönü'ye çok güvendiğini biliyoruz. Kültür meselelerine kendisini adamıştır. Dil meselelerine kendisini adamıştır. Tarih meselelerine, altı maddelik vasiyetinde de dil ve tarih kurumlarına kendisine ait İş Bankası hisselerinden pay bırakılması ve onun gelirinden yararlanması maddesi vardır. Dolayısıyla bu biraz hani kültürü geliştirme, ulusu geliştirme. Az önce söylediğimiz gibi yani ulusun güçlü, gönençli o zamanki ifadeyle kalkınmış olduğu bir devlet yapısında devletin de güçlü olabileceği teziyle birlikte bunu gündeme getirmiştir. Bir de gerçekleştirdiği dil ve tarih çalışmalarının sadece kültürel değil, o dönem için özellikle siyasi bir gerekçesi de vardır. Çünkü İkinci Dünya Savaşı öncesi Türklere yönelik, onların sarı ırk olduğu, yani bizim Türklerin sarı ırk olduğu ve işte Anadolu kültüründe hiçbir etkisinin olmadığı gibi bilhassa Fransız Gobineau'nun tezlerinin Avrupa'yı etkilediği, özellikle Hitler Almanyası'nı etkilediği bir süreç yaşanıyor. Biraz bunlara da cevap vermek istemiştir. Yani Etiler, işte Eti Bank kuruyor, Eti Hitit biliyorsunuz aynı medeniyet. İşte Sümerler, Sümer Bank kuruluyor ve onların ismi veriliyor. İşte dil çalışmaları öyle, tarih çalışmalarının desteklemesi. Yani bugün 1. Türk Tarih Kongresi'ne bakıyoruz, 1932'de yapıldı yanılmıyorsam. Orada sunulan tebliğlerin, bildirilerin önemli bir kısmı eski Türk kültürü ve eski Türk tarihine yönelik çalışmalar. Yani bunları desteklemiş. Gerekçesi de Türk kültürünün bilhassa o gün yaşadığı, yani bugün de yaşadığı Anadolu coğrafyasındaki tarihi temellerinin aslında çok daha zengin olduğunu kanıtlamak. Tabii ki bu tezlerin her biri doğru değildi. Ama neticede Türklerin de dünya medeniyetini, o dönemin batısının iddia ettiği gibi hemen hiçbir şey sunmadığı, hiçbir katkı sunmadığı bir medeniyet olmadığını ispat etmeye yönelik çalışmalardı. Şu çıkarımı yapabilir miyiz? Yanlışsam lütfen düzeltin. Atatürk makam mevki peşinde ya da makamını, koltuğunu koruma noktasında değil, bir ülkenin kalkınması, tarihi köklerinden beslenip geleceğe bir ışık tutabilmesi noktasında kendini buna adamış. Tabii. Ve bu noktada belki de başkaları tarafından, yahu bir ülke var yönetilecek, sen niye ülkeyi yönetmiyorsun da bunlarla uğraşıyorsun noktasında mı biraz yalnız kalmış diyebiliriz bu noktada? Belki de bir ailesinin olmaması ve onun çok çalışkan, yani sabahlara kadar çalıştığı ile ilgili pek çok hatıratta hatta gözleri yaşarıp yani mendillerle sildiği okumalardan dolayı bir sürecin yaşadığını bizler görüyoruz. Biraz yalnızlığı etrafındaki kişilerin de etkisiyle gerçekleşmiş olabilir. Mesela vefatından önce İsmet Paşa ile görüşememesi, efendime söyleyeyim Rauf Bey ile yanılmıyorsam yine görüşememesi, daha doğrusu yani o kişilerin görüşmek isteyip de Mustafa Kemal ile görüştürülmemeleri, bunlar çeşitli hatıratta yazılır. Ve hep Mustafa Kemal Paşa'nın etrafındaki bir takım zevatın suçlanmasına yol açmıştır.
Tabii belki onların da kendilerine göre haklı nedenleri vardır. Olayların üzerinden yıllar geçmiştir, hı hı. ara soğumuştur vesaire. İsmet Paşa'yla değil ama Kazım Karabekir Paşa'yla ve Rauf Orbay'la özellikle. Dolayısıyla Rauf Orbay gerçi o dönemde yurt dışında Kazım Karabekir Paşa'yla görüştürüldü. Ama etrafındaki kişiler hep Atatürk'ten bir haber alabilme ümidiyle. Yani Latife Hanım'dan tutun da evet, onu sevmişler. Evet, kesinlikle. Evet. Yani İsmet İnönü Ankara'da bekliyor. Hı hı. Bir haber var mı yok mu? İşte Latife Hanım bir taraftan gazetelerden, mecmualardan bir haber alma endişesi var. Rauf Orbay keza öyle birçok isim aslında. Hep onunla bir gönül bağıyla bir takip noktasında. Kesinlikle. Ali Fuat Cebesoy sınıf arkadaşıdır. Evet. Sınıf arkadaşım Atatürk diye bir hatırat da yayınlamıştır. Halbuki Ali Fuat Paşa mesela İstiklal Mahkemelerinde yargılandı. Kısa bir süre hapse atıldı. Evet. Ama ben mesela okuduğumda hep Atatürk'e olan sevgisinin yıllar sonra bile Ali Fuat Paşa'da devam ettiğini görüyorum. Dolayısıyla bir şeyleri devlet için yaptığını, doğru veya yanlış yani her insan yanlış yapabilir. Bunu hissettirebilmiş Atatürk ve gerçekten söylediğiniz gibi ülkesi için, devleti için hayatının son anına kadar çalışmıştır diyebiliriz. Evet. Evet, süremizin sonuna gelirken son olarak tabii ki beni en çok etkileyen nokta tabii ki bir şeydir. Gidelim afet, bir orman kenarına gidelim, her şeyi bırakalım sözü de aslında bir taraftan kendisinin ne kadar duygusal köklerine bağlı. Evet. Aslında birçok şeye ihtiyacı olduğu anda o her şeyiyle her şeyin ortaya koymuşken aslında bir şeyleri istemese de hani bir ikram noktasında gelememesinin bir üzüntüsünü de burada hissediyoruz bu söz içerisinde. Ne düşünürsünüz son söz olarak hem Atatürk'e dair hem ülkemize dair hem de Mustafa Kemal Atatürk'ün son anlarına dair düşünceleriniz ben nelerdir? Sadece yalnızlığıyla ilgili bir iki tabii cümle ki buyurunuz ifade hocam, etmek sizden istiyorum. De alalım. Tabii biraz da belgeseller de bunu sürükledi. Atatürk'ü yalnız noktasındaki vurgu. Şimdi Atatürk gibi karizmatik bir lideri herkesin anlamasını beklemek de, herkesin etrafında toplanmasını beklemek de çok kolay değil. Evet. Neden? Aşama aşama tabii ki o yolu almaya devam ediyor ama herkes onu anlayabildiği kadarıyla yanında kalabiliyor. Nitekim Milli Mücadele Kadrosu'nun Cumhuriyet'in ilanından sonra adeta uzaya giden roketin parçalarının ayrılması gibi koptuğunu görüyoruz. Evet. Ama roketin ilerleyişinde bir şey yok. Değişiklik dolayısıyla yok. O hızı bir anlamda kesmemeye yönelik tüm tedbirler alınıyor. Tabii her dönem içerisinde de Mustafa Kemal'in çevresinde insan eksik olmamıştır. O açıdan baktığımızda her şeyden önce Türk milleti arkasındadır. Evet. Bu açıdan hani ben ciddi bir yalnızlık olduğunu ifade edemiyorum. Bir de biz biraz da Avrupa yönünde ama kendisi biraz doğulu olan bir millet olduğumuz için Mustafa Kemal'in o rasyonelliği ve realistliği içerisinde duygu eksikliği gibi bir noktanın hani eksik bırakıldığı gibi düşünüp oradan Mustafa Kemal'in de bir duygu adamı olduğuna da belki bir temas etme bir ihtiyacı belki, duyuyoruz. Zaten hümanist, insan Atatürk yönüyle pek çok noktada kendisini zaten göstermiş. Umut Bey hocamın da söylediği gibi aile olması noktasında bile fedakarlıkta bulunuyor. Evet, yani Atatürk iyi bir öğretmendir. Onun öğretmenliği Sivas'ta tahta başında harf öğretme öğretmenliği değildir. Takıldığımız baş öğretmen kısmı biraz da burada sıkıntılı. Her şeyden önce Mustafa Kemal Türk milletinin milli birlik ve beraberlik içinde geleceğe ümitle yol alabileceği heyecanı yaratan adamdır. Bunu öğreten adamdır. Diğer taraftan çiftliklerden bahsettiniz. Mersin'de, Ankara'da çiftlikler vardı. Bu çiftlikler Mustafa Kemal'in şahsi anlamda rahatlaması için çiftlikler değil. Ziraat alanında modern tarımın halka öğretilmesinin okullarıydı adeta. Günümüz dünyasında da Arge merkezleri diyebiliriz yani genel itibarıyla baktığımızda değil mi? Dış ticaretle ilgilen, dış politikayla ilgilendiği noktalarda Umut Bey hocamın çok güzel tespitleri oldu. Oradaki rasyonellik, gerçekliğe de baktığımızda aslında bu da dış politikanın temel ilkelerini, bağımsızlığı vesairesiyle nasıl desteklediğini gösteriyor. Her alanda bir öğretmenlik yaptığını da kabul etmek lazım. Tabii ki öğretmen ve öğrenciler açısından düşündüğümüzde öğretmenin kendi içinde bir yalnızlığının olması da normaldir. Evet. Ben son sözler olarak şöyle ifade etmek hocam, istiyorum. Lütfen. Arnold Ludwig'in 2002 yılında bir kitabı yayınlanıyor. Dağın Kralı diye. Ve Kentucky Üniversitesi'nden hoca, yine Kentucky yayınlarından olduğunu biliyorum.
Burada 1341 tane 20. yüzyıldaki devlet adamını esas alıyor. Kendisi psikoanaliz hocası. Dolayısıyla bu 1341 kişi içerisinden çeşitli sebeplerle eledikten sonra 377 tane önemli ismi belirliyor ve bunların üzerinde de belli noktalardan, yani kendi belirlediği psikoanaliz noktasındaki hususlarla bütün bu liderleri değerlendiriyor ve 31 puanla tek kişi birinci oluyor. O da Mustafa Kemal. Yani 2002 yılında gerçekleşiyor bu ki buradan biz şunu anlamamız lazım. Peki hangi yönüyle ön plana çıkmış, oraya neyi koymuş? Vizyoner, evet, ifadesini. Yani hem çağını anlayan hem de çağının geleceği konusunda da fikirler üretebilecek bir vizyona sahip olma. Bu açıdan Mustafa Kemal vücuden ebediyete intikal etmiştir ama Mustafa Kemal'in vizyoner yapısının yarattığı heyecan, dediğimiz gibi o roketi ilerleten bir güç olarak devam edip gitmektedir diyorum. Güzel bir benzetmeyle hakikaten bir taraftan da aklımıza nakşedildi bu benzetme ve ifadeniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Evet Umut hocam, siz neler söylersiniz son olarak? Bugün tabii ki 10 Kasım hüzünlüyüz ama bir taraftan da Atatürk'ü anıyoruz. Onu burada az bir zaman da olsa yad etmeye çalışıyoruz. Tabii. Son sözleri olarak neler söylemek istersiniz? Ben Atatürk'ün vefatına yakın ne düşündüğünü belki belirterek son sözümü söylemek isterim. Vefatı öncesi, hastalığı ağırlaştığında, malum Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etti. Yakınları kendisine kaygılarını iletiyorlar. Tabii öleceksiniz paşam demiyorlar ama hani paşam sizden sonra bu ülke ne olur, biz ne yaparız sizsiz gibisinden. Çok manidar bir söz söylüyor. Hiç merak etmeyin diyor, Mustafa Kemaller 20 yaşında. Gerçekten az önce de bahsetmeye çalıştığım gibi kendisinin gerçekleştirmek istediği Türk devrimi diyoruz biz. Atatürk devrimi de diyebiliriz. Atatürk olmasaydı başarılabilir miydi? Bence başarılamazdı. Ama yine de biz genel anlamda Türk devrimi diyoruz. Türk devriminin gereklerinin Atatürk vefat ettiğinde 20'li yaşlardaki gençlere sirayet ettiğinden emin Atatürk. Ve bu şekilde vefat etti. Huzurlu bir şekilde vefat etti. Şimdi bakıyoruz, Cumhuriyetimiz neredeyse 100 yaşında. Evet. Benim en büyük gerçekleştirdiğim şey Cumhuriyet'tir diyor Atatürk. Ve hakikaten Cumhuriyet'in 100 yaşına girdiği bir dönemde ve içerisinde demokrasinin de öyle veya böyle laikliğin de olduğu bir cumhuriyet, elbette ki Atatürk devriminin yaşamakta olduğunu ve yaşayacağının en büyük teminatıdır. Atatürk'te hani öngörüsünden bahsettik ya, vefatından önce de yine bu öngörüde bulunmuş ve hakikaten o 20'li yaşlardaki gençler daha sonra başka gençlere de örnek olarak ve onlara bildiklerini aktararak, burada bizim naçizane işte yapmaya çalıştığımız gibi Türkiye'nin daha müreffeh, Atatürk'ün söylediği gibi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine, yani onları da geçecek bir seviyeye gelmesi için aslında bir kullanım kılavuzunu ortaya koymuş Atatürk. Evet. Yani. Evet. Kullanım kılavuzu nasıl olacak o? Yani muhasır medeniyet bu sadece biri vermiş olduğunuz örnek aslında ama Türkiye Cumhuriyeti'nin esasları kullanım kılavuzlarında aslında. Yani en modern, en toplumun yararına, dünyada en geçerli rejim, sistem neyse, belki yarın öbür gün Cumhuriyet'ten daha iyi bir sistem gelecek. Biz yine devinim içerisinde, yani Atatürk Cumhuriyeti ilan etti deyip orada takılıp kalmayacağız. Yani devletin ve milletin ihtiyacı olan neyse oraya doğru ilerlememiz esastır. Atatürk'ün akılcılığı, çağdaşlığı, devrimciliği bence bunu gerektirir diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum Umut Hocam. Rica ederim. Ercan Hocam çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar vaktimiz dar olsa da bu dar vakitte imbiklediğiniz o bilgileri burada değerli izleyenlerimize aktardınız. Rica ederim. Ve iyi mesajların çıktığını da düşünüyorum bu açıdan. Tabii ki önümüzdeki günlerde daha detaylı, daha derinlemesine güzel bir program yapmak isteriz sizlerle birlikte. Bugün 10 Kasım vesilesiyle burada sizleri ağırladık. Fikrinize, emeklerinize sağlık diyoruz. Yayınımıza vermiş olduğunuz katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenlerimiz, Haftaya Bakış'ın böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün yıl dönümünde 83 yıl sonra bir kez daha saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz, yad ediyoruz. Bizler de bu programımızla bir taraftan da Atatürk'ü anma görevimizi yerine getirmiş oluyoruz.
Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir hafta diliyorum efendim. Hoşça kalınız.